Xitayning sahibxonligida o'tkazilayotgan xalqaro harbiy olimpik musobaqasida Xitayning tartibli kelib ishlatganligi va musobaqaga qatnash salohiyatining ayb tashlanganligi o'tirg'i chiqdi. Reperlarning Xitoy mayrlariga qisqa yo'l qilib berib yordam qilganligi va alohida ishora tayyorlab berganligi oshkorlandi. Har 4 yilda bir o'tkazilgan xalqaro harbiy olimpik musobaqasi bu yil Xitoyda o'tkazilmoqda. Xitoy bu hila va saxtliklar bilan navbatda eng yaqin raqibining 2 hissasi ortiq oltin medal olgan. Angliyada bir yuk avtomobildan 39 kishining jasadi bayqalgan deloga aloqador 2 kishi qo'lga olindi. Shuning bilan birga o'lguvchilarning kimligini aniqlash xizmati davomlashmoqda. Angliya saqchilari oldingi kuni Angliyaning sharqi janubidagi Essexdagi bir sanoat rayonida bir avtomobilga besilgan konteynerda jasadi topilgan 8 ayolni o'z ichiga olgan 39 kishining Xitoy fuqarolari deb qaralayotganligini, lekin buning tekshirishlar natijasida o'zgarish mumkinligini bildirdi. Saqchilar bu deloga aloqador 38 yoshli bir er bilan teng yoshdagi bir ayolni qo'lga olganligini bildirdi. Bu 39 kişi 25 Celsius gradus soğukluktaki yük kaçılaş sandığını tonlap ölgen de paralmakta. İran'daki namayışlarda ziyan küçeymekte. Bağdat ve Cenubi'deki şehirlerde tünü gün ötküzülgen namayışlarda ölgenler sani 30'a yetti. Irak Müstakil Kişilik Hukuk Ali Komiteti ilan kılgan yazma bayanatta bexaterlik organları ve siyasi partiya binalarını qodavatqan kısımlar bilen namayışçılar arasında yüzbege vakalada 30 kişi ölgenliği bildirildi. Vakalada gaz ve oh kapsulları qatarlıq sebeplerden bexaterlik kısımlarını mı öz çıga ağan 2047 kişi yaralandı. Yeni bir taraftan Efopiya ve Levan'da mı namayışlar şiddetli şekilde devamlaşmakta. Afganistanning sharqidagi Nangahar o'lkasining markazidagi Jallabad shahrida istixborot xodimlarini to'shiyotgan bir avtomobilga qilingan o'zini qo'shib portlatish hujumida 5 kishi o'ldi. Nangahar o'lkasining bayonotchisi Ataullah Xoqiyani e'lon qilgan bayonotda hujumchilarning o'ziga o'rinlashtirilgan bombani Jallabadning 4-chi rayonidan o'tib ketayotgan istixborot xodimlari o'ltirgan avtomobilning yendi portlatganligini aytdi. U hujumda 3 nafar istixborot xodimi, 2 fuqaroning o'lganligini, 6 xodim bilan 15 fuqaroning yaralanganligini bildirdi. Amerika prezidenti Donald Trump 2016 yildagi prezidentlik saylovi raqobati jarayoniga qarta elib berilayotgan Rossiyaga aloqador tekshirishning Amerika tarixidagi eng yomon aldamchilik dedi. Trump Oqsaroydan chiqishda Amerikada 2 yildek vaqtdan buyon talash tortishga sabab bo'lgan va o'tgan yili oxirlashgan Rossiyaga aloqador tekshirish haqida Adliya ministerligi ochgan jinoiy ishlar tekshirish haqida muxbirlarning savollariga javob berdi. Trump bu tekshirishni Adliya ministerligi va minister barg'i qoldirdim. Hech kim ishonmaydigan bir narsalarni ko'rmaydi. Bu tekshirish Amerika tarixidagi eng yomon aldamchilik edi dedi.